İnsanlar büyüleyiciler. Görünüşe bakılırsa hiçbir sınır tanımıyoruz. Bir şekilde sınırları zorlamayı seviyoruz. Sıra dışı olana ulaşma çabalarımız içimizden bazılarının kırılacak rekorlar aramasına yol açıyor. Ama belli ki bazı dünya rekorları, nasıl desem, kırılamıyor. Bunlardan bazılarını kırması gerçekten çok zor. Bazıları ise çok tuhaf olduklarından dolayı kırılmak bile istenmiyor. Bir numara, rüzgara kapılmak. İşte karşınızda kimsenin kırmasını istemeyeceğiniz türden bir rekor. Bu rekor F2 sınıfı bir kasırganın 19 yaşındaki Matt Sutter'ın trailer evini uçurduğu 12 Mart 2006 tarihinde Missouri Fortland'da kırıldı. Ama rekor orada değil, Matt'in kendini olay yerinden 398 metre uzakta bulduğunda gerçekleşti. Kasırganın çarpmasıyla bilincini birkaç dakikalığına kaybetmişti ve hiçbir zarar görmemişti. Bu bir insanın kasırga tarafından savrulduktan sonra hayatta kaldığı en uzun mesafeydi. Bu rekor yeniden kırılmazsa gerçekten hepimiz çok memnun oluruz. 2 numara, Turbo Go-Kart. Bir yarış arabasında ya da bir spor arabada hız rekorunu kırmak anlaşılabilir. Fakat Tom Bagnall'ın jet gibi hızlı go-kart ile kırdığı rekoru geçmeyi deneyebilecek pek fazla insan yoktur. İngiliz mühendis 2018 yılında hızına hiçbir şekilde uygun olmayan aracıyla saatte 180 km hıza ulaştı. Elbette aracını ciddi ölçüde modifiye etmişti fakat bir go-kartta bu denli hızlı gitmenin ne kadar tehlikeli olduğunu söylememize bile gerek yok. Bu rekorun da bir daha kırılmamasını umuyoruz. 3 numara, sürüş dersinden kalmanın 959 yolu. Ve işte karşınızda hiçbir sürüş organizasyonunda yer almaması gereken kişi. 69 yaşındaki Güney Koreli Cha Sa-sun yaşadığı yerde üne kavuştu ve azmin simgesi haline geldi. Tek yaptığıysa sürüş dersinden geçmekti ama 960. denemesinde. İnsanların Cha Sa-sun nine olarak tanıdığı yaşlı kadın gerçekten de kimsenin 3 yılını kaybetmekle harcamayacağı, kırılamayacak bir rekora imzasını attı. Doğrusu bence eğitmenler de bir ödülü hak ediyorlar. Çünkü kadını hiçbir zaman reddetmemiş ve sürekli olarak ona yardımcı olmuşlar. Acaba büyük anne en çok nerede zorlandı? Muhtemelen paralel parktır. Dört numara, Tsunami de Surf. Daha önce de söylediğim gibi bazı rekorlar yeniden kırılmamalı. En azından kimse yanında sadece bir sörf tahtasıyla 24 metre yükseklikte dalgalarla uğraşmak zorunda kalmasa çok iyi olur. Çünkü 2018 yılının Kasım ayında Brezilyalı sörfçü Rodrigo Coza'nın Portekiz'in Nazire şehrinde başına gelen tam olarak buydu. Bir telefon direğinden daha yüksek dev bir dalga onu neredeyse gafil avlıyordu. Fakat önceki gece gördüğü rüyada ona aşağı git diyen sesi hatırladığını söyledi. Böylece zamanında kurtulmayı başardı ve rekorun sahibi oldu. Beş numara, rekor kırıcı. Pekala, bunun için uzun bir girizgaha gerek yok. Bu seferki rekorumuz bir dakikada yüze en fazla mandal tutturma dalında. Tam 51 mandal. Peki ama neden? İtalyan Silvio Saba aynı zamanda zar dizme, kağıt havlu rulolarından kule yapma, tek elde en fazla yumurta ve bilardo topu tutma gibi uzmanlıkları bulunan bir adam. Ne kadar tuhaf olduklarına bakmaksızın hayatını rekor kırmaya adamış durumda. Ve bu konuda iyi olduğunu kabul etmek gerek. Ne de olsa yüzden fazla tuhaf Guinness rekoru kırmış bulunuyor. Peki siz bir rekor kıracak olsanız bu ne olurdu? Yorumlar kısmında cevaplarınızı bekliyorum. Altı numara, en sabırlı kedi. Eğer Silvio'nun yanında güvenebileceği bir arkadaşı olsaydı bu rekoru da kıracağından eminim. Fakat bir kedinin patisi üzerine en fazla zar dizme rekoru Malezyalı Elsie Siu ve onun sadık kedisi Bibi'ye ait. Bu rekoru 18 Haziran 2017'de kırmışlar. Doğrusu yakın zamanda herhangi birinin kedisinin patisine ondan fazla zar dizebileceğini sanmıyorum. Çünkü dünyada Bibi kadar sabırlı başka bir kedi olduğunu düşünmüyorum. Yedi numara, vaazın gücü. Bir papaz boş zamanında ne yapabilir? Aziz Paul Lutheran Kilisesi'nin Kanadalı vaizi Kevin Fest, boş zamanlarında sadece kendi kas gücüyle devasa araçları çekmesiyle tanınıyor. Kendisi dünyadaki en güçlü insanlardan biri ve powerlifting'de 9 rekoru bulunuyor.
Bu rekorlardan biri 189 tonluk bu uçağı 8,5 metre boyunca çekmek. Günümüzde hayatının 50. yılında olmasına rağmen durmak istemiyor ve bu uzay mekiği çekme hayalinin gerçekleşeceği günü iple çekiyor. Acaba pazar ayinlerine ne kadar kişi çekebiliyor? Sekiz numara, kulak kılı. Sanırım bazı insanlar kırılamayacak rekorlara doğuştan sahip oluyorlar. Bunların en iyi örneklerinden biri ise en uzun kulak kılına sahip olan Radakant Bajpai. Güldüğünüzü duyar gibiyim. Bir de Radakant'ın rekoru kırmak için kulak kılı uzatmaya karar verdiğinde çevresindekilerin ona nasıl güldüğünü düşünsenize. Anlattığına göre eskiden insanlara bir gün kulak kılların büyük şeyler yapacak diyormuş. Haklı da çıkmış. 2010 yılında 13.3 santimetre uzunluğundaki kulak kıllarıyla bu rekoru kırmayı başarmış. Yani ne diyelim, tebrikler. 9 numara, müebbet hıçkırık. Ne yazık ki bir rekor sahibi olmak her zaman güzel değildir. Charles Osborne bunu zor yoldan öğrenmiş. Çünkü adamın hıçkırığı aralıksız 68 yıl boyunca hiç geçmemiş. Hıçkırığı ilk olarak 1922 yılında 29 yaşındayken başlamış. Ayrıca çok sık hıçkırıyormuş. Dakikada 40 kez ve sadece uyuduğunda azalıyor ama o zaman bile dakikada 20 kez hıçkırmaya devam ediyormuş. Pek makul bir rekor olmasa da kırılması kesinlikle imkansız diyebiliriz. 10 numara, insan ötesi. Doğuştan bir farklılıkları olmasa bile bazı insanlar denemekten hiç vazgeçmiyor. Rolf Buchholz da bunlardan biri ve vücut değişikliklerine henüz bir çocukken küçük dövme ve piercinglerle başlamış. Şu an 59 yaşında ve vücudunda tam 516 değişiklik yapmış. Üstelik kelimenin tam anlamıyla boynuzları olmasına ve tüm vücudu metalle kaplanmış olmasına rağmen burada durmak istemiyor. Ne derler bilirsiniz, sadece kendin ol. 11 numara, oyun uzmanı. Speedrun bir oyunun tamamını ya da bir bölümünü diğer herkesten daha hızlı bitirmek için kullanılan bir terim. Adam Hagey en iyi Doom oyuncularından biri. Bu oyun speedrun kavramına yeni bir boyut kazandırdı. Adam 1998 yılında Phobos Anomaly isimli bölümü baştan sona en yüksek zorluk seviyesinde hiçbir hile kullanmadan en hızlı sürede tamamlayabilen kişi oldu. Bunu yapmak sadece 1 dakika 10 saniyesini aldı. Diğer tüm rekorlar geçtiğimiz yıllar boyunca birçok kez kırılmış olsa da bu rekor günümüzde hala kırılmayı bekliyor. 12 numara, altın yumruk. Geleneksel sporların tarihi boyunca kimse efsanevi Amerikalı boksör Archie Moore'un nakavt sayısına ulaşamadı. Kariyeri boyunca tam 131 nakavt yapmayı başardı. Şimdiye kadar kimse bu sayının yanına bile yaklaşamadı. Moore'un birebir de tüm zamanların en büyük 3. boksörü olmasına şaşırmamalı. Kariyeri sonlandıktan sonra Muhammed Ali'nin eğitmeni oldu ve boks efsanesi Ali'nin başarılarında onun da payı olduğunu söylemek yanlış olmaz. 13 numara, yenilmez dövüşçü. Yüzden fazla nakavt etkileyici olsa da boks sadece bunlardan ibaret değil. Gerçek bir dövüşçü kazanmalıdır ve Rocky Marciano da hep kazanmış. Kendisi tüm zamanların en büyük 6. en iyi ağır siklet boksörü ve hiç mağlubiyet almamış tek boksör. 49 kez dövüştü ve 43'ünü nakavtla kazandı. Peki ünlü Rocky Balboa'nın kimden esinlendiğini tahmin edebilir misiniz? Evet, bu adamdan. Üstelik gerçek hayatta filmdekinden çok daha çetin biriymiş. 14 numara, ezber bozan. Bu sporcudan bahsetmeden listemizi tamamlamış sayılmayız. 24 Kasım 1960'ta ünlü basketbolcu Will Chamberlain imkansızı başardı. Bir oyunda 55 rebound yaptı. Bu rekoru Philadelphia Warriors ile Boston Celtics arasındaki karşılaşmada kırdı. Bu rekorun en tuhaf yanı ise maçın sonucunda. O zamandan beri kimse bir oyunda 37 rebound bile yapamadı. Yani rekorun yanına bile yaklaşamadılar. Fakat Will tek başına 42 sayı yapmış olsa da takım oyunu kazanamadı. Will Chamberlain kariyeri boyunca toplam 22.924 rebound yaptı. Ve bu rekor yakın zamanda kırılacağı hiç benzemiyor. Ve listemizin sonuna geldik. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğenebileceğiniz diğer videolar.
Sadece soldakine ve sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.